Ne yaptınız, bir tekrar stüdyosunda daha bu sefer Spider- man Far From Home yani Örümcek Adam Eve Dönüş 2 fragmanının daha doğrusu fragmanlarının incelemesiyle karşınızdayım. Brezilya'da bir süre önce izletilen ve bol bol neler olduğu konusunda hikayeler duyduğumuz fragman sonunda bizlerle. Biz de easter egglerden Örümcek Adam filminin gidişatına ve Avengers Endgame filmine dair önermelere kadar birçok detayı sizinle paylaşacağız. Ama önce, kafeyi siz bitmesin bu kanal güzel ya diyenler, abone olmayı ve videolarımızı sosyal medyada paylaşmayı unutmasın. Patreon abonelerimizin bu videoları sizden önce izlediğini hatırlatalım. Belki aralarına katılıp hem de bize maddi destek sağlamak istersiniz. Hadi başlayalım. Başlarken bir hatırlatma da yapalım. Biz Amerika fragmanı üzerinden gideceğiz ama dünyanın geri kalanı için yayınlanan fragmandaki farklılıkları da sizinle paylaşacağız. Fragman May Yenge'nin ilk filmin sonunda yeğeninin örümcek adam olmasını fark etmesinden sonra bu durumu kabullendiğini ve hatta beraber evsizlere yardım için bir fon gecesi düzenlemeleriyle başlıyor. Bu aslında Sam Raimi'nin Örümcek Adam'ından bu yana ilgimizi çeken bir detay. Çizgi romanlarda genelde yansıtılanın aksine filmlerde halkın örümcek adamı sevdiğini izliyoruz. Çizgi romanlarda ise J. Jonah Jameson'ın gazetesi sağ olsun, örümcek adam birine yenilince sokakta partiler, geçit törenleri düzenlendiği bile oluyordu. Yine aynı fon gecesinden sonra Happy Hogan'ın Stark Relief Foundation'ın geceye bağışladığı 500 bin doları getirdiği bir sahne geliyor. Bu sahnede çekin, Tony Stark tarafından değil de Pepper Potts tarafından imzalandığı mutlaka ilginizi çekmiştir. Avengers filminden sonra kurulan Stark Relief Foundation ile New York Savaşı'nın yaralarını sarmak çalışan Tony daha sonra bu dernek vasıtasıyla tüm dünyaya yardım etmeye başlamıştı. Bazı arkadaşlar imzanın Tony'ye ait olmamasını onun Avengers 4'te ölmesine bağlamış. Ama bildiğiniz gibi bir süredir şirketleri Pepper yönetiyor ki tahminen buna dernek de dahildir. Dolayısıyla beklenmedik bir şey yok bu sahnede. Happy Hogan ile May yenge arasında bir flörtleşmeye tanıklık ediyoruz. Hogan gerçekten mutlu olabilir. Espri anladınız mı? He? He? Anladınız mı? Tabi Civil War'da pasaportu olmadığını öğrendiğimiz örümceğimizin ilk yurt dışı seyahati için hazırlandığı sahnelerde es geçilmemiş. Homecoming filminde yerle bir olan Delmar'ın dükkanının yenilendiğini görüyoruz. Hatta duvarına da hemen örümcek adamıyla fotoğrafını ve dükkanının haberlerini de asmış. Bu fragmanda dikkatimizi çeken şeylerden biri de sonunda örümcek adamın gerçekten ağlarını kullanarak New York'ta gezdiği sahneleri izleyecek olmamız. Ağ kullanımı konusunda kendisini geliştiren Peter, Queens ve Brooklyn'in dışına çıkınca da daha önce Stark Kulesi ve Avengers Kulesi olarak bildiğimiz binanın tamamen yeniden inşa edildiğini görüyoruz. Herhalde binanın yeni sahibi tarafından. Hatırlayacaksınız önceki filmde kulenin satıldığından bahsedilmişti. Bu da aklımıza iki senaryo getiriyor. Birincisi bu kule Fantastic Dörtlü'nün kullanacağı bina olabilir mi? Yani Marvel Sinematik Evreni'nin dördüncü evresine yol mu yapıyorlar? Yoksa Oscorp binası olabilir mi? Yani bir sonraki Örümcek Adam hikayesine yol mu yapıyorlar? İlla bir yol yaptıracağız yani. <laughs> ya da artık her şeyin arkasında bir şey mi başladık? Peter'ın ayrıca pasaportunu aldığı sahneyi de görüyoruz. Bu sahnede iki şey dikkatimizi çekiyor. Öncelikle pasaportta bir doğum yılı bulunmuyor. Marvel bir önceki filmde verdikleri tarihin ardından Marvel Sinema Evreni'ndeki tüm tarihlerin içine sıçması nedeniyle ağzı yanmış ve dersini almış gibi. Hoş bu kadar büyük bir evren yaratırken bu hatayı nasıl yapabildikleri daha büyük bir sorun. Her neyse Ayrıca doğum tarihi olarak da 10 Ağustos'u görüyoruz. Yani örümceğimizin dünyaya ilk kez tanıtıldığı 1963 yapımı Amazing Fantasy serisinin 15. sayısı. ABD fragmanında kostümü yanına almadığını görüyoruz. Fakat dünyanın geri kalanı için yayınlanan fragmanda May Yenge'nin kostümü sevimli bir not ile çantaya koyduğunu, havalimanında görevlinin çantayı açtığı esnada Peter'ın endişelenmesinin sebebinin ise bu olduğu anlaşılıyor. Peter'ın kostümünü evde bırakmak istemesi bütün olaylardan biraz uzak kalmak istemesi ise bir yıl içinde yaşadığı tüm olaylar düşünüldüğünde normal tabii. Ayrıca bu çanta kontrolü sırasında ve hazırlarken de ilk filmde neredeyse hiç anlatılmayan Ben amcaya dair ilk detayı da görüyoruz. Peter'ın çantasında BFP baş harflerinin işli olduğunu fark ediyoruz. Aslında Ben Parker'ın resmi olarak verilmiş bir göbek adı yok fakat Benjamin Franklin'den ilham alındığına dair haberler geçmişte bolca çıktığından filmde adının Benjamin Franklin Park Parker olacağını tahmin edebiliriz. İlk film hakkında konuşurken yazarlarının aslında Ben amca ile ilgili bir sahne olduğunu ama sadece bir sahnede ondan bahsedip geçmektense hiç bahsetmemeyi tercih ettik dediklerini de hatırlatayım. Yani bu filmde onun baş harflerini görüyorsak ona dair başka detaylar da öğrenebiliriz. Kim bilir belki bir flashback ile o ünlü sözünü de söyler. Lütfen söyleme. Mahallenizin örümcek adamı Venedik'e geldiğinde ise hormonlar havada uçuşuyor. Peter MJ ile yakınlaşırken çizgi romanlarda evlendiğini bildiğiniz Betty ve Ned'in de aralarında bir yakınlaşma olduğunu görüyoruz. Tabi çizgi romanlarda Betty içten içe Peter'a aşık olduğundan sonu pek de iyi bitmiyordu bu ilişkinin. Venedik de ayrıca arkada ASM 212 numaralı bir bot da geçiyor. Bunu hayatta yakalayamazdım ama takipçilerimizden Murat sağ olsun bunun Hydro ilk kez işlendiği Amazing Spider-Man'in 212 numaralı cildine bir gönderme olduğunu söylemiş. Hoş Hydro Man sandığınız şey aslında Hydro Man olmayabilir. Az sonra bundan bahsedeceğiz. Çizgi romanlarda gördüğümüz ve Sam Raimi üçlemesinde izlediğimiz orijinaline daha sadık, kızı saçlı ama mıy mıy merceğin yerine açıkçası hazır cevap, şakacı, Feminist bir karakter yaratmaları hoşuma gitti. Günümüze çok daha uygun ve Peter'ın karakterine daha yakın bir kız olmuş bence. Ama senin yerin ayrı Kristin abla. Peter Venedik'te Hydromean benzeri bir kötü ile karşılaşıyor. Benzeri diyoruz çünkü filmde Marvel'ın en eski kötülerinden Elementals'ın olacağı bizzat Peter Parker oynayan Tom Holland tarafından doğrulandı. Yani her ne kadar Hydromean'e gönderme yapılmış olsa da burada gördüğümüz kişi bir Elemental olabilir. Elementallar Atlantis'ten bile önce kendi evrenlerine sahip olan ve doğanın güçlerini manipüle edebilen varlıklar. Yani ateş, su, toprak, tahta. Bu esprinin geleceğini tahmin edemediyseniz sizin suçunuz. <laughs> ateş, su, toprak ve havayı manipüle eden bu varlıklardan Hydron, tahminen burada Hydroman sandığımız kişi. Bu arada farklı bir lokasyonda da Maria Hill ve Nick Fury'nin Sandman benzeri bir karaktere ateş ettiklerini görüyoruz. Olayın kendisi saçma olsa da bu sahnedeki plakanın 463 olduğunu ve Sandman'in ilk kez çizildiği 1963 tarihli Amazing Spider-Man çizgi romanına gönderme yapıldığını söyleyeyim. Murat'ın uyarısından sonra bu fragmanda bolca olduğunu tahmin tahmin edip internetlerde araştırdım. Yalan yok bende. Tabii ki büyük ihtimalle bu karakter de Sandman değil de Magnum. Toprağın gücünü kullanabilen bir elemental yani. Tahminen bu olayların ardından Fury de Venedik'e geliyor. Ve Venedik'te kaldıkları derme çatma otelde Nick Fury ile Örümcek Adam'ın ilk kez tanıştıkları sahneyi izliyoruz. Söylentilere göre Avengers Endgame'de bütün MCU karakterlerinin bir araya geleceği bir sahne olacağından Nick Fury'nin bu sahnede yer almadığını söyleyebiliriz herhalde. Çünkü ilk kes tanıştıkları belli oluyor. Peter'ın anne babasının Shield ajanları olduğunu ve bunun ölümlerine sebep olduğunu düşünürsek bu sahneleri ve konuşmaları acayip merak ettiğimi söylemeliyim. Acaba bunlar konuşulacak mı? Peter ile Fury'nin ayrıca bir bot gezintisinde görme şansımız oluyor. Bu bot gezintisi esnasında Fury'nin onları gizli bir sığınağa götürdüğünü tahmin edebiliriz. Tabi artık Fury'nin S.H.I.E.L.D. ile çalışmadığını, farklı bir örgüte dahil olduğunu söylemekte de fayda var. Burada Peter'ın May yengenin yanına koyduğu mavi ve kırmızı kostüm yerine siyahlı kırmızı kostüme sahip olduğunu varsayabiliriz. Venedik'ten İngiltere'ye geçtiğimizde ise son dönemlerde özellikle İngiliz basınını takip edenler için komik bir sahne var. 2013 açılan ve Londra'nın simgelerinden olan Shard binasında Fury'yi görüyoruz. Peki bu neden komik? Çünkü Shard binası basında ve halk arasında gizli servislerin operasyonlarını yürüttüğü, ofislerinin olduğu bir bina olarak geçiyor. En azından öyle varsayılıyor. Hala mı komik değil? Londra için işler pek de iyi gözükmüyor. Bir değil, iki değil, üç hatta belki dört elementalı aynı anda Londra'ya saldırırken görebiliriz. Havanın gücünü arkasına alan ve enerjiyi manipüle edebilen Zephyr'ın en azından böyle okunduğunu umut ediyorum. Fırtınasını ve şimşeklerini net bir şekilde görebilirsiniz. Ama az sonra bahsedeceğimiz dördüncü elemental dahil tüm elemental'ların Londra'da birleşeceği gibi bir söylenti de var. Ne de olsa New York'tan sonra Hollywood'un yıkmayı en sevdiği şehir bu arada Tower Bridge'e yapılan saldırı esnasında arkada görünen arabanın plakasında 2865 SEP yazdığını atlamayalım. Yani Molten Man'in ilk kez çizgi romanlarda yer aldığı 1965 yılının Eylül ayında çıkan Amazing Spider-Man 28. cildine bir gönderme. Muhtemelen bu sahnede gördüğümüz ve Molten Man'e benzeyen varlık ise ateşin gücünü kontrol edebilen Hellfire adlı elemental olacak. Örümceğimizin stealth kostümü giydiği sahnede gördüğümüz binalara bir hayli benzeyen bir yer olduğundan Hellfire'ı da Prag'da göreceğimizi sanıyorum. Özellikle Prag'da örümceğimizin Stel kostümünü giydiği haberlerini daha önce almıştık zaten. Madem 4 Elemental'ı gördüğümüz sahneleri anlattık, şimdi de Jake Gyllenhaal'ın un Mysterious'unu gördüğümüz Venedik'e geri dönelim. Ufak tefek değişiklikler olsa da Gyllenhaal'ın orijinal Mysterio kostümüne epey benzeyen bir görüntüyle karşımıza çıkması bizi epey sevindirdi. Merak ettiğimiz asıl konu ise çizgi romanlarda The dublör ve özel efektler konusunda uzmanken ünlenemeyeceğini anlayıp süper kahramanlar dünyasına karışmayı, insanları görsel efektler ile kandırarak ünlenmeyi hedefleyen Mysterio, filmimizde de böyle mi canlandırılacak yoksa gerçekten güçleri olacak mı? Mysterio'nun özellikle bu sahnede Doctor Strange'e benzer kalkanlar açabilmesi kahramanlarımızı taklit ettiği anlamına gelebilir. Belki de yakın zamanda çıkan çizgi romanlarda rastlayacağınız mistik güçleri gerçekten vardır. Bunu ancak filmi izlediğimizde görebileceğiz. Peki Mysterio burada gerçekten bir kahraman olarak mı yer alıyor yoksa bir illüzyon yaratarak ünlenmeyi mi hedefliyor? Filmin asıl kötüsü o mu? Bunu da filmi izleyene kadar ele vereceklerini sanmıyorum ama filmin en azından 3. yani son bölümünde örümceğimizin onun kötü biri olduğunu fark edeceğini ve onunla mücadele etmeye başlayacağını düşünüyorum. Fragmanda gördüğümüz asıl detaylar bunlardı. Şimdi de bir zaman dilimine oturtamadığım veya ilgimi çeken diğer detaylardan hızlıca bahsedeyim. Happy Hogan ile Peter'ın jetteki konuşmalarını kafamda bir zaman dilimine oturtamadım açıkçası. Bu konuşmanın geçebileceği iki yer var. Biri filmin başında olabilir ki bu da Iron Man'in artık ona yardımcı olamayacağı, tek başına olduğunu belirtmesi açısından mantıklı bir şey olur. Ayrıca yapımcılar bu filmin Endgame'den birkaç dakika sonrasını anlatacağını söylediğinden Tony artık sana yardımcı olamayacak lafı Tony'nin ya öldüğünü ya da artık çok yorgun olduğunu bize anlatıyor olabilir. İkinci ihtimalse Hogan'ın Stark uçağı Peter'ın Avrupa seyahati sırasında onu bir yerden bir yere götürmesi, belki de bir kostüm ya da silah yardımı yapması sırasında geçen bir konuşma da olabilir. Bu ihtimalin biraz düşük olduğunu düşünüyorum açıkçası çünkü Peter'ın neden özel jetle oradan oraya gittiğini arkadaşlarına açıklaması çok zor olacaktır. Bu restoran çatışmasının da konuyla nasıl bir bağlantısı olacağını tam olarak anlamadım. Ya Venedik'te ya da Prag'da geçtiğini düşündüğüm bu sahne, belki de Peter'ın arkadaşlarını kurtaracağı gelişi güzel bir heyecan katacak sahnesi olabilir. Ya da Secret Invasion'la alakalı bir hadise. Biraz da kostümlerden bahsedelim. Steve Ditko'nun orijinal Örümcek Adam kostümüne benzer bir siyah kırmızı kostüm ile izliyoruz örümceğimizi. Havada süzülmesini sağlayan kol altı ağları da unutulmamış tabi. Burada asıl merak ettiğim şey Avengers 4 sonrası neden o kostümün kullanılmadığı ve daha az teknoloji içeriyormuş gibi duran bu kostüme geçildiği. Acaba Infinity War'da yaşanan hiçbir olayın aslında yaşanmadığı bir geçmişe mi geri döndük? Yani Peter o otobüs hiç inmedi, o kostümü hiç giymedi. Ve eski kostümün renkleri değişmiş bir versiyonuna sahip oldu sadece. Gördüğümüz ikinci kostüm ise Spider-Man Into the Spider-Verse filminde gördüğümüz Spider-Man Noir'a ait bir gönderme aslında. Stealth kostümü. Hogan'ın Peter ile konuştuğu sahne bu kostümü vermek için olabilir mi? Yoksa bu kostüm tamamen Fury'nin eseri mi? Ayrıca bu kostümü gördüğümüz Secret Wars çizgi romanlarından esinlenerek MCU'nun dördüncü evresinde bu tarz bir hikayeye yolculuk yapabileceğimizi tahmin edebiliriz. Belki de Secret Invasion ile birleşik bir hikaye izleriz. Kim bilir? Peki May yengenin bluzundaki bir şey dikkatinizi çekti mi? Melih'in gönderdiği mesaj sonrasında dikkatimi çeken bu detay bir hayli ilginç ve asıl konuyu ele veriyor olabilir. May yengenin bluzundaki desen Mysterio'nun kostümündeki detaylara epey benziyor. Onun yarattığı ve ben aslında buradayım dediği bir ilüzyon olabilir mi? Aslında bu tatili organize eden, örümcek adamın olayların yaşandığı yerlerde olmasını isteyen ve onun karşısında bir kahraman olabilecek bir misteryo planı. Son detayımız ise Flash Thompson'ın karakteriyle alakalı. Flash çizgi romanların ilk dönemlerinde bir örümcek adam hayranı olarak resmediliyordu. Dolayısıyla ilk filmde yaşanan olaylardan sonra bu noktaya gelmesi oldukça güzel bir fikir. Asıl dikkatimizi çeken şey ise yayınlanan iki fragman arasındaki kelime farklılığı. ABD fragmanında Flash Peter Dikvat derken uluslararası fragmanda Loser diyor. Bu neredeyse aynı anlamda kullanılabilecek iki kelimenin daha iyi anlaşılabilmesi için iki farklı versiyona sahip olması mantık sayılabilir. Fakat bunun için uğraşılması ve gelecekte bu farklı sahnelerin artması ihtimali bizi biraz düşündürüyor açıkçası. Bu arada Michael Keaton'un Vulture'ının da filmde olduğunu söyleniyor ama bu tanıtım fragmanlarında henüz göremedik. Tahminen filmde de bizi bir sonraki filme hazırlayacak çok kısa bir sahnede göreceğimizi tahmin ediyorum. Fragmanı beğendiniz mi? Fikirlerinizi ve kimsenin fark etmediğini düşündüğünüz şeyleri yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz yorumunuzda Peter Parker yerine Miles Morales ismini kullanıp izlemeyenlerin aklını karıştırmamıza yardımcı olabilirsiniz. Umarım tekrar stüdyosunu beğenmişsinizdir ve siz de bu videoyu herkesten önce izleyen Patreon destekçilerimiz arasına katılırsınız. Ben Berk, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.